Arkadaşlar, İslamiyet öncesi Türk tarihi soru çözümünün 3. videosuyla karşınızdayız. İlk sorumuza baktığımızda arkadaşlar, yukarıdakilerden hangileri Kırgızlara aittir? Alper Tunga Destanı, Göç Destanı, Manas Destanı. Arkadaşlar, Kırgızlara ait olan destan Manas Destanı'dır. Şöyle bir hatırlayalım destanları. Alper Tunga ve Şu Destanı İskitlere ait. Oğuz Kağan Destanı Hunlara ait. Göktürklere ait olan destan Ergenekon. Süreyş ve Göç Destanı ise Uygurlara aitti. Yani cevabımız yalnız 3 olacaktı Ceyhan. Diğer bir soruya bakalım. İslamiyet'ten önce Türk devletlerinde halkın durumlarından hangileri toprağın devlete ait olduğunu gösterir? Mülk edinebilmesi, kullandığı otlaklar ve yaylalar için devlete vergi ödemesi, evet bu var. Genelde soy ve dir birliğine sahip boylar halinde yaşaması. Cevabımız parçada görüldüğü üzere yalnız 2 arkadaşlar. Bursa seçeneği doğru cevap. Diğer bir soruya bakalım. Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle alanlarından hangileri yeni uğraşları arasına girmiştir? Uygurlar yerleşik hayata geçtikten sonra ne olmuştu arkadaşlar? Tarım gelişmiştir, mimari gelişmiştir. Tarım, mimari, hayvancılık. Dediğimiz gibi arkadaşlar, yerleşik hayata geçtikten sonra tarım ve mimari gelişmiştir. Cevabımız Ceyhan. İlk Türk devletlerinde durumlarından hangilerinin ölümden sonra yaşamın devam ettiğine inanıldığını gösterdiği savunulabilir? Şölen düzenlenmesi? Hayır arkadaşlar. Ceset mumyalanması, ölümden sonraki hayatı gösterir. Kurganlara çanak çömlek konulması, evet, ölülerin eşyalarıyla birlikte gömülmesi de ahiret hayatını inandıklarının kanıtıdır arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Moğolların durumlarından hangileri Türklerden etkilendiklerini gösterir? En önemli devlet organlarının kurultay olması, evet, Türklerde de vardı bu. Ülke toprakların hanedan üyeleri arasında paylaştırılması, evet, Türklerin de var bu anlayış. Ülke toprakları hanedan, o ailesinin ortak malı. Ordularını onlu sisteme göre oluşturması, evet arkadaşlar. 1, 2 ve 3. şık doğrudur. Cevabımız Edirne. Bir diğer soruya baktığımızda, Türk devletlerinde hanedan bireylerinin çeşitli bölgelerin ve vilayetlerin yöneticileri olarak görevlendirilmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır? Sınırların güvenliğinin, egemenlik anlayışının, hanedan değişikliklerinin, güçlü bir merkezi otoritenin, hanedan üyelerinin sayıca fazla olması. Burada demiş ki arkadaşlar neydi? Hükümdar ve ailesinin ortak malı anlayışı vardı. Yani egemenlik anlayışından kaynaklı bir görevlendirme vardır. Cevabımız Bursa olacak. Bir diğer soruya bakalım. Orhun yazıtlarının özelliklerinden hangileri Türklerde sosyal devlet anlayışının olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir? Türk devleti, Türk milleti adının geçmesi, hayır, bu milliyetçilikle alakalı. Devlet ve halkın görevlerinin belirtilmesi, evet. Han'ın yaptığı her işi halkın mutluluğu için yaptığının belirtmesi, evet. Devlet halk için bir şey yapıyorsa bunda sosyal devlet anlayışı vardır. 2 ve 3 doğru cevap. Diğer soruya bakalım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Uygurlara ait değildir? Dönemlerinde Çin Seddi'nin yapılması. Hayır arkadaşlar, Çin Seddi Hunlar zamanında yapılmıştır. Tapınak yapımına önem verilmesi, Karabalgasun yazıtlarının dikilmesi, Maniizm dininin kabul edilmesi, yerleşik hayata geçirilmesi. Cevabımız Adana olacaktı arkadaşlar. Hunlar döneminde yapıldığı Çin Seddi. Diğer soruya baktığımızda, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi devlet kuramamıştır? Devlet kuramamıştır. Peçenekler, Türgüşler, Karluklar, Hazarlar, Avarlar. Arkadaşlar, Peçenekler devlet kuramamışlardır arkadaşlar. Bu bilgiyi unutmayalım. Diğer bir soruya baktığımızda,
Yalnız bu bilgiyle Hazarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İskandinavya ve Volga boylarından kürk ve diğer ticaret malları, Çin ve Türkistan'dan çeşitli kumaşlar, Bizans'tan birçok sanat eseri, süs eşyası Hazar şehirlerinde pazarlanırdı. Gümrük gelirlerinin olduğuna, değişik kültürlerden etkilendiğine, evet, ticaretin en fazla diyor. Arkadaşlar kesin yargı kullanıyor bak. Yine kesin yargı kullanıyor. Ticaretin en fazla Çin'le yapıldığını. Nereden biliyor? Ekonomide ticaretin önemli olduğuna, Doğu ve Batı'dan ticaret mallarının geldiğini. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Diğer soruya baktığımızda yukarıdakilerden hangileri Göktürklere özgüdür? Hareketli harf sistemi Uygurlara aittir arkadaşlar. Orhun yazıtları Göktürklere aittir. Manas destanı Kırgızlara aittir diyoruz arkadaşlar. Cevabımız yalnız 2. Diğer bir soruya bakalım. İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinde devlet arazisi iki kısma ayrılır. Bu arazilere sağ, sol, doğu, batı gibi adlar verilirdi. Hakan merkezde oturur, kanatları ise Hakan'a bağlı hanedandan üyeler yönetirdi. Bu bölünmenin durumlarından hangilerinin gereği olduğu savunulabilir? Toprakların genişlemesi, evet. Geniş toprakların idare edilmesinin zorluğu, evet. Ülke hükümdarın ailesinin ortak malı sayılması, evet arkadaşlar. Üçü de kabul edilir bir seçenek. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı. Bir diğer soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi Göktürklerle Selçukluların ortak özelliklerinden biridir? Göktürklerle Selçukluların ortak özelliği. Aynı yüzyıllarda siyasi varlık göstermeleri hayır arkadaşlar. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması. Evet arkadaşlar. Ya, arkadaşlar şöyle bakın. Sınava hazırlandığınız süre içerisinde bu tip soruları birden fazla göreceksiniz. Hani soru çöze çöze artık aşina olacaksınız. Ülke hükümdarın ve ailesinin ortak malı sayılması gibi kelimeleri. Hükümdarın sultan unvanı taşıması, İslam dinini kabul etmeleri, alfabe birliğinin oluşması. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Diğer bir soruya baktığımızda ilk Türk devletlerinde özelliklerinden hangilerinin göçebe yaşamın hareketli ve güçlü olmayı gerektirmesinin sonuçları olduğu savunulabilir. Ordunun ücretsiz olması, ordunun atlı birliklerden oluşması, evet hareketli. Siyasi teşkilatta görev yapan her yöneticinin savaşa hazır komutanı olması. Cevabımız 2 ve 3 arkadaşlar. Göktürkler 38 harfli yukarıdan aşağıya soldan sağa doğru okunan Orhun yazısını, Uygurlar ise 14 harfli sağdan sola doğru okunan bir yazı kullanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Arkadaş ne diyor? Kendilerine özgü yazı yani alfabeyi kullanmışlar. Cevabımız Adana olacak. Uygurların matbaayı Avrupa'dan önce bildiklerini, hayır, ulaşılamaz bundan. Dini eserlerin çoğunlukta olduğunu, hayır. Orhun kitabelerinin Türk tarihine ışık tuttuğu, hayır, bu parçadan ulaşılamaz. Uygurların kağıt yapını bildiklerini, hayır arkadaşlar, cevabımız Adana. İlk Türk devletlerinde Yabgu iç işlerinde serbest, dışlarında doğudaki Hakan'a bağlıydı. Yabgu kimdi arkadaşlar? Yabgu Hakan'ın kardeşleriydi. Hakan'ın bu durumun aşağıdakilerden hangisini kanıt olduğu savunulabilir? Hakan'ın iç işlerine dışlarından daha az önem verdiğini, hayır. Komşu devletlerin güçlü olduğunu, hayır arkadaşlar. Ülkenin federal bir yapıya sahip olduğunu, evet, federatif bir yapı var Türk devletlerinde, ikili yönetim falan. Hakan'dan sonra tahta çıkma hakkının Yabgu'ya ait olduğuna, hayır. Göktürklerin gök tanrı inancının dışındaki inançlara da açık olduğuna. Hayır arkadaşlar, cevabımız ülkenin federal bir yapıya sahip olması. İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinde geniş toprakların idare edilmesinin zorluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilmeye çalışılmıştır? Ülkede inanç özgürlüğünün tanınmasına, yerleşik hayatın yaygınlaştırılması, ülkenin yönetim alanlarına ayrılması, evlilik yoluyla başka ülkelerle yakınlık kurulması, komşularla barışçıl ilişkilerin kurulmasına özen gösterilmesi.
Arkadaşlar cevabımız Ceyhan. Yine benzer bir soru. Ülkenin yönetim alanlarına ayrılması, yani ikili teşkilat, üçlü teşkilat gibi. Aşağıdakilerden hangisinin Uygurların matbaalarının olduğuna ve baskı yaptıklarına bir kanıt olduğu savunulabilir? Tahtadan yapılmış harfler, çeviri eserler, 18 harften oluşan alfabe, taş üzerine yazılmış kitabeler, kağıt üzerine yazılmış belgeler. Arkadaşlar baskı yaptıkları diyor. Bakın hemen kağıt üzerine yazılmış belgeler, taş üzerine yazılmış kitabeleri atlamıyoruz. Baskı yapma nasıl? Yani sen bir şeyi çoğaltacaksın ki onun bir kalıbı olacak. Yani tahtadan yapılmış harfler baskı yapmaya kanıttır. Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri Hristiyanlığı kabul etmiştir? Bulgarlar, Macarlar, Göktürkler. Arkadaşlar Göktürkler gök tanrı inancına sahipti. Bulgarlar ve Macarlar Hristiyanlığı kabul etmiştir arkadaşlar. Aşgabat yakınlarında Anav'daki bir kurganda yapılan kazıda en alt katta evleri kerpiçten yapılmış bir köy bulunmuştur. Çıkan eşyalar arasında el değirmenleri ve evlerde kömür haline gelmiş buğday ve arpa taneleri, yine aynı katta üzerleri boyanmış ve şekillerle süslenmiş kilden yapılma çömlekler, insan ve hayvan heykelleri çıkmıştır. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanatla uğraştığı söylenir arkadaşlar. İnsan ve hayvan heykelleri var. Bir yerleşim yaşanı oldu. Evet. Tahıl ürünün tanındığı, evet. Bakın arkadaşlar, tarım yapıldığı demiyor. Tahıl ürününün tanıdığı diyor. Evet. Topluluk haline yaşanıldığı, evet. Üretim gereçlerinin ortak kullanıldığı. Hayır arkadaşlar, üretim gereçlerinin ortak kullanıldığını bu parçada anlayamayız. Cevabımız Edirne. Diğer bir soruya bakalım. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde ilk devlet teşkilatını kimler kurmuştu? Göktürkler, Karluklar, Uygurlar, Türgişler, Hunlar. Evet, cevabımız Edirne arkadaşlar. Asya Hun Devleti ilk Türk devlet teşkilatını kurmuştu. Maniyeizm, Böyükhan tarafından benimsenerek Uygur ülkesinde resmi bir din haline getirilmiştir. Bu durumun kanıtı aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili kalıntılarla günümüze kadar gelmiştir? Ekonomi, tarım, sanat, ticaret, asker. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Uygurlar Mani dinine geçtikten sonra kalıcı sanat eserlerini bırakmış ve günümüze kadar gelmiştir arkadaşlar. Türk kültürünün çıkış bölgesi olan Tanrı ve Altay Dağları arasındaki Orta Asya'nın bozkırlarında iklimin değişken ve sert olması uzun mesafelere ulaşmada hızlı hareket edilmesini gerektirmiştir. Bu duruma göre Türklerle ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yerleşik hayata geç geçmişlerdir. Ulaşamayız arkadaş bununla. Yaşamlarında ata önemli bir yer vermişlerdir. Çünkü uzun mesafelere ulaşmada hızlı hareket etmek gerekmiştir diyor. Doğayla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Cevabımız 2 ve 3 olacaktı arkadaşlar. İslamiyet'ten önce Türklerin uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır diyor. Tarımda sulama kanalları yapma. Arkadaşlar tarımda sulama kanalları %100 yerleşik hayata geçtiğinin kanıtıdır. Halı kilim dokumacılığı yapma. Hayır arkadaşlar. Göçebe yaşamda da halı kilim dokumacılığı vardı. Silah, at, koşum takımları, süs eşyası imal etme. Hayır, yine bu göçebe hayatta da vardı. Yalnız bir cevabımız. Diğer bir soruya bakalım. Ticaret yollarından biri olan İpek yolunun tarih boyunca farklı güzergahlar izlemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir? Egemen güçlerin değişmesi, kabileler arasında kültür farklılığının olması, ipeğin ticari bir değişim aracı olarak kullanılması, ticari malların Avrupa'ya götürülmesinin, kervan ticareti yapılmasını. Arkadaşlar cevabımız Adana olacak. Egemen güçler el değiştirdiğinde İpek yolu da el değiştiriyor diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.